Konuğumuz birkaç gün önce duyurusunu yaptığımız gibi astrolog Berna Naren Aşkın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teklifimizi de kabul ettiğiniz için öncelikle Ne çok teşekkür demek? ederim. Sizinle beraber olmak çok büyük keyif benim için. Çok teşekkür ederiz. Ben birkaç hatırlatma yapacağım. Sonra hemen sorular zaten gelmeye başlayacaktır. Ondan sonra hemen yayınımıza başlarız. Tamam. Canlı yayınımız bir saat sürecek maalesef ki. Yani normalde daha fazla, daha uzun sürmesini biz de isteriz ama Instagram'ın verdiği süre bir saat. Bir saat içinde de bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Sorularınıza yükselen burcunuzu da eklerseniz ya da bebeğinizle ilgili bir şey soracaksanız onun burcunu yazmayı mutlaka unutmayın. Bu arada yayınımız YouTube hesabımıza da en kısa sürede yüklenecek. YouTube hesabımıza da abone olabilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. 2018 yılına hızlı bir giriş yaptık aslında. Gökyüzü inanılmaz hızlıydı bu dönemde. Bizim böyle bol bol sitemizde de yayınlandığı gibi Satürn burç değiştirdi dedik. Satürn Oğlak burcuna geçti dedik. Bir kere bu çok önemli bir konuydu bizler için. Neden? Çünkü düzenlerimiz değişiyor. Artık yeni bir düzene geçiyoruz. Yeni sorumluluklar alıyoruz. Aslında bütün gebe adayları için de muhteşem bir şey. Yani yeni sorumluluklarını çok güzel anlatıyor bu dönem. Satürn Oğlak burcunda yükseliyor dedik. Önümüzdeki 2,5 sene içinde doğan bebeklerin en azından Satürn gezegenleri son derece güçlü konumda olacak. Süper. Bu gayet iyi bir Evet, haber çok güzel. olabilir hepsi için. Bu ay çok önemli bir ay. Hala devam ediyor çünkü yine Oğlak burcunda ciddi bir yığılma var ve yarın da bir yeni ayımız var. Bu yeni ay ile ilgili de yazılarımızı yine sitemizden takip edebilirsiniz. Son derece güzel bir yeni ay, hızlı bir yeni ay bize yeni bir düzen kurma ile ilgili, yeni bir hayat kurma ile ilgili, yapılandırma ile ilgili fırsatlar getirecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Bu yeni ay eğer üstümüzde yük olarak hissettiğimiz bir takım sorumluluklar varsa onları atıp köhnemiş düzeni değiştirip yerine yeni, daha bizim işimize yarayacak, daha efektif bir yapılandırma yolu açması ile ilgili önemli bir yeni ay. Hemen arkasından da zaten 31 Ocak'ta bir ay tutulması var Aslan Burcu'nda. Ay tutulmaları, anne adaylarını hatırlatayım. Ani gelen gebelik haberlerini ve ani gelen bebişleri de anlatabilir aynı zamanda. Bebişler o dönemlerde gelmeye biraz fazla hevesli oluyorlar. 15 Şubat'ta da bir yeni ayımız tekrar var ki güneş tutulmasıyla beraber gelecek. Yani önümüzdeki 2 ay bayağı hızlı bir süreçteyiz. Süper, yani çok güzel, çok şanslı bir dönemdeyiz. Ocak ayında sadece bir erken doğum riski gibi bir şey. 31 Ocak'taki ay tutulması bazı burçlara, özellikle ateş burçlarını erken doğum riskiyle veya hani beklenmedik bir hızla zamansız diyebileceğimiz ama çok da olumsuz değil açıkçası. Güzel bir şekilde hemen bir çocuk sahibi olmayla ilgili uyarıyor olabilir ama beklenmedik bir hamilelik de gündeme gelebilir bu dönemlerde. Çünkü ay tutulmaları aileyle ilgilidir, çocuklarla ilgilidir, duygularla ilgilidir. Yani bunlar da bir hızlanma, hareketlenme olduğu dönemlerdir. Şimdi duyuru yaptıktan sonra aslında sorularımız özelden de gelmeye başladı. Sormadan önce ben küçük bir hatırlatma yapıp gelen ilk soruyla hemen başlamak Tamam. istiyorum. Bugünkü canlı yayın konumuz Berna Naren Aşkın. Yeni açanlar için tekrar hatırlatmak istiyorum. Konumuz astroloji. Astroloji ile alakalı, burcunuzla alakalı veya işte merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Ben telefondan takip edeceğim buradan sorularınızı, kendisine direkt yönlendireceğim. Süreniz yettiği kadar cevaplamaya çalışacağız ve bir tane hemen genel soruyla başlamak istiyorum Tamam. ben. Hangi burcun gebesi hamileliğin problemli geçirir? Atıyorum Aslan burcunda mide bulantısı. Yani bunu astrolojiyle cevaplayabileceğimiz bir sorun daha var. Aslında cevaplayabiliriz fakat buna genel bir yorum yapmak neredeyse imkansızdır. Bu haritalara özel çalışan bir durumdur. Çünkü öbür türlü insanları 12'ye ayırmamız gerekir ki bu saçma sapan bir durum olur. Ama baktığımız zaman bazı haritalarda bünye hamileliği daha rahat geçirebiliyor veya daha zor geçirebiliyor gibi işaretleri görme şansımız var. Ama bunu hani şu burcun hamilesi çok iyidir demek şansımız yok. Ama genel olarak çok 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 genel bir yorumda bulunayım ama bir yargı asla olamayacaktır. Yengeç burçları biraz daha anne olmaya hazır bir zihin ve bedenle gelirler bu dünyaya diyebiliriz. Ama çok hani genel bir yorum, çok genel bir yorum. Kişiye uygulamak mümkün değil bunu. Gelmeye başladı zaten.
Yükseleni boğa olanlar için genel bir değerlendirmesi. Oo, muhteşem bir soru sordular aslında. Yükseleni boğa olanlar için çok genel ve çok güzel bir değerlendirme yapabiliriz. Yükseleni boğa, güneş burcu boğa olanlar için son derece enteresan bir sürece girdik. Nedir bu enteresan süreç? 15 Nisan 2018 tarihi itibariyle bizim Uranüs dediğimiz sürprizler gezegenimiz boğa burcuna gidiyor. Ve orada çok uzun bir süre kalacak. Bir arada bir geri dönüş yapıyor ama sonrasında 7 sene orada kalacak. Anlam ne? Şimdi önümüzdeki 7 sene içinde boğa burçlarının yaşam rutinlerinde bir değişiklik olacağı kesin. Bu arada ben de boğa burcuyum. Oh, harika. %100 bir değişiklik olacak. Bu değişiklik yer değişikliği olabilir, iş değişikliği olabilir, düzen değişikliği olabilir. Ama her halükarda boğaları gençleştirecek, dinçleştirecek, özgürleştirecek, korkularından arındıracak güzel bir değişiklik olacak. Tabii ki bu değişiklik bugünden yarına olmuyor. Bir süreç içinde gerçekleşiyor. 15 Nisan'da Uranüs boğa burcuna geçti. 16 Nisan'da değişiklik var demiyoruz. Haritalara bakıyoruz. Onların içindeki süreçte hangi zaman bu değişikliklerin tetikleneceğini görüyoruz. Ama kabaca şunu söyleyebilirim. Özellikle önümüzdeki 2 sene içinde işte Satürn'ün konumuyla da doğru orantılı olarak boğa burçları için hoş bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Ama bu sene boğa burcu biraz Kasım ayına kadar şu konuda dikkatli olacak, kül almaya meyilliler. Biraz yememize, içmemize dikkat edeceğiz. İstersen şöyle, yani bu sorunun tüm burçlar versiyonu gelmeye başladı. Yükselen boğalanlar, boğası boğalanlar. Bunlara tek tek kısa kısa değinelim mi en başta? Tabii ki yani ama... Sağ olsunlar, takip ettikleri için teşekkür ediyoruz ama Nisan haftasında da yazılarımızı sitemizden takip etsinler çünkü çok daha detaylı çalışmalar yapacağım. Bu akşam yine saat 18'de Berna'nın yazısı sosyal medyadan girecek. O kadar dayanamam diyorsanız da şu an gebe.com zaten yayında. Evet, bu Uranüs'ün burç değiştirmesiyle ilgili Nisan ayında detaylı yazılarımız zaten çıkacaktır. Kabaca baktığımız zaman koçlar için ekonomik konularla ilgili kazanç yerleri değişecek diyebiliriz. Veya daha bireysel harcayabilecekler paralarını veya kendilerine özel bir yöntem bulacaklar daha fazla kazanmak için. Boğalar zaten biraz önce söylediğim gibi ve boğalarda bu süreçte fiziksel değişiklik de olabilir. Daha dediğim gibi gençleşecekler, daha böyle bir dinçleşecekler, daha bir hoş olacak. Aynen öyle. İkizler için biraz daha korkularıyla yüzleştikleri, dostu düşmanı tanıdıkları bir dönem olacak. Yengeçler için sosyal çevrelerinin değişeceği bir dönem olacak. Yengeçler için mesela çok hani çocuk sahibi olmak için çok 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 uygun bir dönem diyebilirim ama sürpriz hamilelikler dönemi. Biraz fazla sürpriz hamilelik olabilir. Aslanların sosyal konumu değişebilir, işleri değişebilir, toplum içindeki duruşları değişebilir. Başaklara baktığımız zaman onların hayata bakış açıları değişebilir. Eğitim başaklar için çok daha önemli bir hale gelebilir. Kişisel gelişimle ilgili ve kardeşlerle ilgili önemli değişiklikler olabilir. Teraziler içinse eşlerinin kaynaklarında mirastı, komisyondu, sigortaydı bu tarz konularda önemli hareketlenmeler olacaktır. Yine terazileri de biraz daha özgürleştiren, para akışında biraz daha özgürleştiren konular gündeme gelebilir. Asıl burada akrepler önemli. Akrepler şak diye evlenebilir. Bugün bekar kimse yok hayatımda diye ahlayan, vahlayan akrepler haftaya size davetiye yollayabilirler. Böyle bir ani değişiklikler olabilir. Yaylara geldiğimizde onlar iş yerinden sıkılabilir. Bulundukları ortamdan sıkılabilir. Yaptıkları işi değiştirmek isteyebilirler. Yani ben bugün bu işi yapıyorum ama artık ben bu işten sıkıldım. Kendime yeni vasıf kazandıracağım. Bambaşka bir işe gideceğim diyebilirler. Oğlaklar işte onlar için de inanılmaz bir çocuk sahibi olma dönemi. Özellikle önümüzdeki 2 yıl oğlak yükselenler. Oğlaklar ve yengeçler için çocuk sahibi olmayla ilgili çok önemli bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Oğlaklar için de ani beklenmedik gebelikler söz konusu olabilir. Kovalar muhtemelen yer değiştirecekler. Taşınacaklar, ev alacaklar. Bunlar güzel haberler muhtemelen. Bir iş değişikliği hatta beraberinde şehir değişikliği bile olabilir.
Balıklar ise biraz daha kardeşleriyle olan ilişkilerinde iniş çıkışlar yaşayabilirler. Sosyal çevrede hafif iniş çıkışlar yaşayabilirler. Biraz komşularla ilişkilerinde değişiklik olabilir. Daha genç insanlarla bir araya gelebilirler. Süper. Hemen gelen sorularımıza devam ediyorum. Bir takipçimiz anne baba çocuk. Hepimiz Koç burcuyuz. Bu durum bizim muhteşem hayatımızı nasıl etkiler? Çok hareketli bir ev hayatı olacağı kesin. Sonuçta Koç burcu biraz kova, pardon. Kova. Pardon. O daha da enteresan olacak o zaman. Şimdi Kova burcu çok bireysel kararlar almaya meyillidir. Bu kadar kova bir aradaysa o zaman bir arada karar almakta biraz zorlanabilirler. Fakat karar aldıktan sonra da hep beraber ekip çalışması yaparak onu yerine getirme başarısındalardır. Kovaların en sevdiğim taraflarından biri herkesin bireysel alanına saygı göstermeleridir. Kovalar çok saygılı bir burçtur bu anlamda ama maalesef çok inat. Yani bir mecrada, bir konuda birleşebildikleri takdirde inanılmaz bir çalışma performans sergileyebilirler. Evin işlerini beraber yapabilirler. Herkes birbirinin odasına saygılı olacaktır. Herkes birbirinin durumuna saygılı olacaktır. Ama dediğim gibi burada fikirlerinde inat etme konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Bunu başardıkları takdirde çok entelektüel, teknolojiye çok düşkün bir ev ortamı oluşacağı kesin. Süper. Şimdi yayından önce zaten ben size biliyorsunuz merak ettim. Ya ben astrolojiye çok meraklıyım. Ne güzel. Azıcık sohbet etmiştik. Takiplerimden sonra geliyorum. Araya ben kendi sorularımı da sıkıştırmak istiyorum. Tamam. Zaten bir gebe stresi olduğumuz için şu benim aklıma geldi direkt. Mesela sezeryan doğumda bir gün önce doğum olabiliyor. Bir gün sonra tam zamanında olmuyor. Bu yükselen burcu etkiliyor mu? Tabii ki yükselen burcu da etkiliyor. Güneşi de, Merkür'ü de bütün haritayı etkiliyor. Ama buna açıkçası oturup da karar vermek çok da mantıklı ve makul bir şey değil. Ben çocuğun geliş tarihini seçeceğini, bunun kadersel olduğunu inanıyorum. Kaderimizde ne varsa öyle geleceğiz. Yani bana da soranlar oluyor. Şu saatte, şu günde doğurayım. Ya çocuk ne zaman gelirse o zaman doğur. Hani buna bazen çocuk, bazen de doktor karar vermiş oluyor. Ama doktor da sonuçta bir şeyin aracılığıyla o kararı veriyor. O yüzden sakin olsunlar. Ne zaman değerliyse o zaman gelsin o çocuk. Sorularımız yine az öncekine benzer bir sorumuz geldi. Anne ve babam balık, oğlumuz kova. Yani iletişimimiz nasıl olacak? Anne baba balık, oğlumuz kova. Peki. Aslında bu kova bu aileye iyi gelecek muhtemelen. Şöyle ki balık biraz dağınık bir burçtur. Biraz daha biraz daha böyle hayalperest bir burçtur. Kova ise çok ayakları yere basan bir burçtur. Bu anlamda iyi gelebilir. Ama balık burçlarının haritalarında çok kova, kova burçlarının haritalarında da çok balık olur. Bu demektir ki bu kişiler birbirlerini anlayacaktır. Kova burcu çocuğumuz muhtemelen ailenin hayal gücünü de alacak ama kendisi daha temkinli ve sağlam adımlar atmayı ve yaşama daha net gözlerle bakmayı, objektif gözlerle bakmayı öğrenecektir. Hangi burçlar nasıl anne olur? Bu yine çok genel bir soru. İsterseniz hemen kısa kısa her burca birer ikişer cümleyle geçelim. Dediğim gibi bu son derece genel bir yorum olacaktır. Koç burçları biraz daha telaşlı, hareketli, kontrollü anne olurlar ama kontrol derken şunu kastediyorum, çok hareketli oluyorlar. O yüzden çocuğun yerine her şeyi yapmaya aday olabilirler. Boğa burçları genelde iyi anneler olduklarını düşünürüz. Çünkü daha sakindirler, daha tutarlıdırlar, daha disiplinli olmaya meyillidirler. Biraz beslenme düzenini çocuğun bozabilirler. Çünkü kendileri de yemeye düşkünler çocuğu da. O anlamda bozabilirler ama daha o toprak ananın getirdiği sakinliği taşıyan bir burç olduğu için daha rahat annelik geçirebilirler. İkizler de yine son derece telaşlı bir anne olabilirler. Çocuğu entelektüel açıdan çok fazla beslemeye çalışıp kafasını karıştırabilirler. Buna dikkat etsinler. Çünkü hemen okusun, yazsın, öğrensin, öğreteyim moduna girebilirler. Yengeç burçları da yine sakin, evi yürüten anne olurlar. Ama yengeç burçlarının şöyle bir handikapı vardır. Çocuklarının hayatından çıkmayı hiç kabul etmezler.
Yani çocuklarının büyüdüğünü de kabul etmeyeceklerdir. Evet. Ömür boyu anne olmaya devam edeceklerdir. O anlamda biraz yengeçler şeydir. Çocuğu çocuk olarak tutmayı, muhafaza etmeyi seviyorlar. Aslanlar aslında çocuklarına güven veren ebeveynlerdir. Bütün aslan burçları yanındakine son derece güven verebilirler. Fakat otoriteleri altında biraz ezebilirler. Ama genelde çocuğa sen yaparsın, ben arkandayım. Hep o ben arkandayım duygusunu veren ve çocuğu biraz da şımartan, onu biraz da göklere çıkaran, veliaht yetişiyor kolay diye öyle bir modelleri var. Başak burçları biraz zor anne oluyorlar. Çünkü çok endişeliler, evhamlılar. Çok evhamlılar, şeye çok takılıyorlar, hijyene çok takılıyorlar, evet. Sağlık konularına çok takılıyorlar, çocuk için çok fazla endişeleniyorlar. Bu hizmetkar anne dediğimiz model oluyorlar. Yani çocuğun önünde sürekli dönen ama onu da böyle sürekli hasta olacaksın diye endişelendiren de bir yapıları olabiliyor. Biraz rahat bırakmakta fayda var. Terazi sosyal ilişkileri başarılı çocuklar yetiştiriyorlar teraziler. Terazi burçları biraz rahatlarına düşkündür. Yani öyle çocuğun çok önünde dönmezler, çok şey yapmazlar. O yüzden çocuk kendi bireyselliğini de elde edebilir. Akrepler bence iyi ebeveyn oluyorlar. Şöyle özellikle çocukların ergenlik dönemlerinde akrebin gözünden hiçbir şey kaçmadığı için o çocuğun da kaçabileceği çok bir şey yok. Bir de akrepler çok sezgiseldir. Çocuklarını çok rahat anlayabilen bir ebeveyn olabiliyorlar. Yaylar çocuklarını sırtlarına takıp her yere götürebilen ebeveynler oluyorlar. Hani çocuk doğdu, 40 günlükken biz dağa tırmandıydık diyen ebeveynler veya işte 60 günlükte uzak doğu seyahatine çıktık diyen ebeveynler olabilirler. Onlar da çocukların aslında son derece cesaretlendiren, risk almayı öğreten, entelektüel gelişimlerini iyi sağlayan burçlar. Oğlak ebeveynler. Bir tarafıyla çok iyi, bir tarafıyla biraz zor ebeveynler. İyi tarafları şu ki, geleneksel değerleri öğreten, çocuğu disiplinle büyüten, çocuğun sorumluluk üstlenmesini sağlayan bir ebeveyn oluyorlar. Bu anlamda çok iyiler. Ama bir tarafıyla da beklentileri biraz yüksek oluyor. Çocuğun fazla başarılı olmasını istiyorlar, çocuğun daha dik durmasını istiyorlar. O yüzden çocuğu biraz yorabilirler. Oğlak ebeveynler biraz da çocuktan daha yaşlı oluyorlar. Yani aradaki mesafe çok da az olmuyor, biraz daha fazla oluyor. Kovalar yine çok entelektüel ve çok özgür bırakan ebeveynler oluyorlar. Çocuğun her türlü teknolojik ihtiyaçlarını anlıyorlar. Yani o da çocuğuyla beraber bilmem ne marka telefon peşine düşebilen bir ebeveyn olduğu için özellikle gençlikte çok daha iyi oluyor. Bir de çocuklarını dernekler içinde yer alması için teşvik ediyor. Sosyal gruplar içinde yer alması için teşvik ediyor. Balıklar genelde fedakar ama hayalperest. Ebeveynler oluyorlar. Biraz dağınıklar, durumu toplamaktan, disiplin olmaktan uzaklar. Fakat çok yoğun bir sevgi verebiliyorlar çocuklarına. Süper. Sorularımız gelmeye devam ediyor. Ben sormadan önce tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Astrolog Berna Mermi aşkında birlikteyiz şu anda. Burcunuzla ilgili, 2018'le ilgili, yani kısacası astrolojiyle ilgili merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Ama hemen diğer sorunuza geçiyorum. Anne balık, baba yay, erkek çocuk başak, kız çocuk Mayıs'ta doğacak. Oh, bizi muhteşem. Nasıl bir ev ortamı bekliyor? Hareketli. Şimdi Mayıs'ta doğacak. Muhtemelen şöyle söyleyeyim. Bir saniyenizi rica edeyim. 21 Mayıs sonrasında gelebilir bu bebiş. Değişken burçları saydık. Yay dedik, balık dedik, evet. Başak dedik. Bir de ikizler gelirse değişkenlerde bütün aile fertleri değişken nitelikte olacak. Anlamı nedir? Anlamı şudur. Herkesin değişken burçlarda yer alması bir kere sohbet anlamında son derece geniş olacak. Herkesin birbirine söyleyeceği, birbirini ifade edeceği, birbiriyle konuşabileceği bir ortam oluşacak. Burada yay olan heveslendiren taraf olacaktır. Muhtemelen cesaretlendiren, heveslendiren taraf olacaktır. Başak olan daha akılcı ve sağduyulu taraf olacaktır.
Diğer taraf balık ve ikizlere geldiğimizde bunlar biraz fazla karar değiştiren taraflar olacaklar. Yani bu aile ortamı içinde en zor konulardan biri karar alma mekanizmasının işlemesi olacaktır. Aile fertlerinin tamamı ya sık sık karar değiştiren ya da aldığı kararı sürekli kontrol etmek zorunda kendini hisseden insanlar tamamı. Entelektüel açıdan son derece güzel bir ortam. Herkes birbiriyle son derece rahat diyalog kurabiliyor. Ama bir tarafıyla da dediğim gibi ortak bir karar alınması gereken durumlarda biraz sıkıntılar oluyor. Ama çok hareketli, çevreleri geniş olacağını düşündüğüm bir aile ortamı olacak. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Lütfen. Sorular çünkü yoğunlaşmaya başladı. Ben ve eşim ikizler nasıl bir gebelik planlaması yapmalıyım? Gebelik planlaması yapmayın. Akışına bırakın. Akışına bırakın. Gerçekten de bu. Düzen böyle. Benim en azından inancım. Kısmet olduğu zaman geliyor. Planlama değil, zaten eşiniz de siz de ikizler burcu olduğunuz için, tabi haritanın diğer taraflarını bilmiyorum ama muhtemelen yine değişken burçlarda bir çocuk sahibi olacaksınız diye düşünüyorum. Veya yay burcu bir çocuk. Bu ay, hani ikizlere böyle yay burcu çocuklar genelde gelir. Burada bir planlama yapmaya gerek yok ama haritalarda şunları çok net görüyoruz Melis Hanım. Çocuğun haritasıyla ebeveynin haritası mutlaka örtüşüyor. Başka çaresi yok zaten. Yani başka bir ihtimal yok. Siz ne kadar onu yaptım, bunu yaptım deseniz de o kadar güzel örtüştüremiyorsunuz o haritayı. O çocuk geldiğinde muhtemelen, bakın bir de ebeveynlere acı haber. Ama siz çocuklarınızdan öğreniyorsunuz. Çocuk sizden öğrenmiyor. Haritalar genelde böyle görünüyor. Bu çocuk bunu öğretiyor. Bu çocuk bunu öğretiyor. Yani muhtemelen hayatınızda gölge taraflarınız neyse çocuk sizi onlarla yüzleştirmeye gelecek. Ve bu sizde büyük bir farkındalığa, öğrenmeye, daha bilgece hayata bakmaya yol açacak. Çünkü ebeveynliğin en güzel tarafı bu, bilgeleşmek. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Hı. Boğa burcu babası nasıl olur? Aslında kısaca değindik ebeveynler nasıl olur diye. Evet. Çok azıcık isterseniz okumayalım. Boğa burcu babaları genelde, bir kere boğa burcunun güzel bir sadakat duygusu vardır. Ondan bahsedeyim o zaman. Çocuğa o konuda güven verir. Maddi konularda çocuğu çok erken yaşta bilinçlendirebilir. Çünkü boğa için güven, maddi ve manevi güvence çok önemlidir. Genelde çocuk bu konularda çok erken yaşlarda bilinçlenmiş olur baba sayesinde. Anne baba çocuk, anne baba çocuk hepsi yengeç. Üçü de yengeç. Nasıl ne güzel. Bir aile ortamı bekliyoruz? Sevgi dolu. Sevgi dolu bekliyoruz. Tabii ki bu aile gözleri çabuk dolan, Türk filmi seyretmeyi seven, geleneksel değerlere düşkün, yemek yemeyi seven. Muhtemelen ailede herkes de çok iyi yemek yapıyor olabilir. Bakın bunu da söyleyeyim. Lokanta açmalarını tavsiye ettiğim aile. Tabii bu işin şakası ama gerçekten çok sevecen ve bu aile birbirine inanılmaz düşkün olacaktır. Bütün fertler birbirine düşkün olacaktır. Gençlik, yaşlılık, çocukluk falan hep beraber geçecek. Güçlü bir bağ olacak aralarında. Ya sorularımız hep bu şekilde devam ediyor. Baba balık, anne aslan, kızımız yengeç. Nasıl bir şey bekliyor? O şekilde yazmışlar sadece. Baba balık, anne aslan, kızımız yengeç. Vallahi tabii burada babayla çocuğun ilişki daha iyi olacak, daha akışkan olacak. Anne de herhalde onları idare etmeye çalışacak bu dönem içinde. Çünkü balık ve yengeç kısmı daha duygusal, daha naif burçlardır. Aslan ise daha olaya sağduyuyla bakan, biraz daha ya dur bir dakika diyen bir burçtur. Balık burçları sınırları sevmiyorlar. Onları sınırlayan insanlara ihtiyaç var. Böyle evrene çok rahat açılan insanlar. Ama hani bir de odanın sınırları var. İşte o sınırları onlara hatırlatan insanlara ihtiyaç var. O yüzden aslan burcu muhtemelen bunu yapıyor olacaktır sürekli. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Ben de eşim de kovayız. Bebeğimiz Temmuz'da doğacak. Doğum korkum var. Bizi neler bekliyor? Çok geniş bir soru. Bebek Temmuz'un ikinci yarısında doğma ihtimali çok yüksek. Temmuz sonunda doğma ihtimali çok yüksek muhtemelli. Aynı şeylerden bahsedeceğim. Yine dönüp aynı şeylerden bahsedeceğim.
Doğum korkunuzun olması ile ilgili benim söyleyebileceğim çok bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim, binlerce yıldır kadınlar doğuruyor. Yani evet, kova kendini çok farklı hisseden bir burçtur. Ama sonuçta bu durum bu. Yani binlerce yıldır kadınlar doğuruyor. Biyolojik bir süreçtir. Bunun için yapılacak da çok da bir şey yoktur. Sizi neler bekliyor? Muhteşem bir bebiş bekliyor. Başka da. Yayınımızın soru tipi gerçekten belli oldu. Koç, anne koç, baba akrep, kızımız ikizler. Bu şekilde. Ah canım benim. Evet, koç da akrep de Marsyen dediğimiz burçlardandır. Bu iki grupta her şey, bir kere koç çabuk tepki vermesiyle ünlüdür. Mücadeleyi sever, çabuk tepki verir, olayları hemen kontrol etmek ister. Akrep bunu biraz daha arkadan yapar ama sonuçta ikisinin de doğası aynıdır. Ama ikisi de zor burçlardır. İkizler burcu bebişimiz muhtemelen bunları çenesiyle ve aklıyla yola getirecek, anneyle babayı diyebilirim. Çünkü ikizler burcu zeki bir burçtur, kurnaz bir burçtur. Dili iyi kullanan bir burçtur. Bizim koçun feveranlarına, akrebin alttan alttan gitmesini muhtemelen gayet iyi çekip çevirecek. Şimdi daha önce DM'den yazılmış, yani bu paylaşımı yaptıktan sonra DM'den yazılmış bir soru var. Ben onun genelini sormak istiyorum aslında, hı hı, size. Aslında astroloji, burçlar, böyle çocuğun ileride yönlendirilmesi gereken alanı, hani küçükken böyle annelere bir fikir verir de, atıyorum işte balık burcu hangi sektörde daha iyidir, hangi meslekte daha iyidir bilmiyorum. Onları da isterseniz kısa kısa değinelim. Annelere de şimdiden böyle bir bilgi olur. Bir kere şunu söyleyeyim. Bizim başka bir insanı yönlendirme şansımız çok yok. Biz sadece var olan şeyin ortaya çıkmasına yardımcı oluyoruz. Sonuçta kader Allah tarafından çiziliyor. O konuda ebeveynin de yapabileceği bir şey yok. Yani siz hayata gelmesine aracılık ediyorsunuz. Yaratmıyorsunuz. Yaratıcı başka. O yüzden ebeveynler kendilerine bu konuda çok fazla yüklenmesinler. Ah şunu da yapsaydım şöyle mi olurdu, bunu da yapsaydım böyle mi olurdu? Yok, ne olacağı varsa o oluyor zaten. Siz sadece aradaki aracısınız. Hangi burç hangi işlerde daha başarılıdır diye genel bir yorum yapmak aslında o da bir tutarlı bir durum değil. Çünkü her burç her işi yapabilir. Yeter ki harita yerleşimleri müsait olsun. Ama şunu söyleyeyim. Benim ebeveynlere ilk tavsiyem, çocuğu lütfen çok iyi gözlemleyin. Gerçekten ihtiyacı olan şeyi bulmaya çalışın. O çocuğu neyin yücelteceğini veya hangi alanda başarılı olacağını bulmaya çalışın. Şimdi koç burçları için iyi komutan deriz. Üniformalı mesleklerde başarılı olur deriz. Ama tabii bunu her koç için söyleyemeyeceğiz. Boğalar için, boğalar için toprakla ilgili her alanda çok daha başarılıdırlar deriz. Çiftçilik çok iyi bir şey olabilir. Ama finans piyasalarında da çok başarılı oluyorlar. İkizler yayıncılık alanında çok başarılı olabiliyorlar. Öğretmenliği iyi yapabiliyorlar. Yengeçler ahçılığı çok iyi yapıyorlar. Gerçekten hepsi çok iyi yemek pişiren, insanları yedirmeyi seven insanlar. Aynı zamanda onlar da finans piyasalarında çok başarılı olabiliyorlar. Aslanlar sahne sanatlarında çok başarılı oluyorlar genelde ama iyi de yönetici olma ihtimalleri yüksek. Başaklar sağlık sektöründe çok başarılı olabiliyorlar. Hizmet sektöründe çok başarılı olabiliyorlar. Terazileri genelde estetik, güzellikle ilgili konularda yönlendirebiliriz ama dediğim gibi hani direkt budur diyemem asla. Daha başarılı olabiliyorlar. Mesela terazileri hukuk alanında görüyoruz bol bol. Aynı zamanda diplomasiyle ilgili konularda, uluslararası ilişkilerde ve pazarlamada da görebiliyoruz. Akrepler hakeza birçok alanda birden görüyoruz. Mesela biz en çok cerrahlık deriz akrepler için ama kasap da olabilir. Bir tarafıyla bir uluslararası yine ilişkilerde daha finans piyasalarında ve uluslararası ilişkilerde başarılı olan biri de çıkabilir akrep burcundan karşımıza. Akrep burçları genelde kimsenin yapmadığı zor işleri yapmaya aday insanlar olarak da karşımıza çıkıyorlar. Yay burçlarına benim tavsiyem akademisyen olmalarıdır. Benim tavsiyem
seyyah olmalıdır, belgesel çekmeleridir. Bu konularda başarılı oluyorlar. Oğlaklar mühendislikle ilgili çok büyük başarı sergiliyorlar. Kova burçları daha dernekler içinde başarılı oluyorlar. Daha gruplar içinde ve politikada başarılı olabiliyorlar. Balık burçları da yine sanatsal alanlarda başarılı olabiliyorlar. Hayal gücü gerektiren konularda başarılı olabiliyorlar diyebiliriz. Çok bir soru gelmiş. Sizce en ideal anne hangi burçtur diye bir soru gelmiş. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey. O bütün haritaya bakacağız. Anne olduysa zaten idealidir. Yani bu konuda hani bu burç idealidir demek çok yanlış olur. Biz genelde işte yengeçler anneliğe çok hazırdır deriz ama öbür taraftan hiç beklemediğiniz bir ikizler muhteşem bir anne olarak karşınıza çıkabiliyor. Evlilikte ikizler burcu nasıldır? Hem erkeği hem kadını. Çift olarak ikizler burcu evlilikte nasıl? Şimdi evlilikte ikizler burcu benim tanıdığım çok uzun süreli çok muhteşem evlilikler var. İkizler burcunun öğrenmeye ihtiyacı vardır. İletişim kurmaya ihtiyacı vardır. Her iki taraf içinde iletişim kurabileceği, bir şeyler öğrenebileceği, beraber seyahat edebileceği kişilerle mutlu oluyorlar ve çok da uzun süreli güzel de evlilikleri oluyor. Yani kişisine de göre değişir. Zaten bu da kişisine göre değişiyor. Kadını içinde, erkeği içinde iletişim kurabilecekleri insanlarla güzel ve uzun süreli evlilikler yaşayabiliyorlar. Çok uzun bir sorumuz var. Evet. Anne yengeç, baba akrep, iki tane oğlum var, yay ve başak. Oh, doğum yapacağım koç burcu oğlum olacak. Bizi neler bekliyor? İsterseniz tekrar burçları söyleyeyim. Anne yengeç, baba akrep, iki oğlum var, yay ve başak. Doğum yapacağım koç burcu olacak. Oğlum da bizi neler bekliyor? Sizi neler bekliyor ya? Her burçtan var evin içinde. Güzel. Herkes her şeyi öğrenebilir. Evet. Bu güzel bir şey. Koç burcu çok hareketli bir burç. Anneyi biraz yoracak demektir. Hareketliliğiyle. Çünkü koç burçları gerçekten yerlerinde duramıyorlar. Hani hele o bebiş halleri düz duvara tırmanıyor. Zaten bebekler hareketlidir, hareket etmeyi severler. Bunların çocuklukları iyice de hareketli oluyor. O anlamda anne biraz yorulacak demektir. Yayla başak varmış evin içinde. Zaten yayın hareketliliğinden de buna hazırlıklıdır muhtemelen. Yani hareketli, bol eylemin olduğu günler bekliyor diyebilirim ancak. Başka da bir şey detayına girmeden mümkün değil. Süper, teşekkür ederim. Ben tekrar bir hatırlatma yapayım. Astrolog Berna Narnak'la şu anda canlı yayın yapıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakikamız kaldı. Instagram otomatikman maalesef kapatıyor. En fazla bir saat canlı yayın hakkı veriyor. Eğer biz veda etmezsek zaten kendisi otomatikman kapatacağı için bu 10-15 dakika içerisinde yine istediğiniz soruları bize yöneltmeye devam edebilirsiniz. Çok az vaktimiz kaldı. Hani bir 10-15 dakikamız var. Sizin genel olarak yapmak istediğiniz, söylemek istediğiniz değerlendirmeler var mı? Ona geçelim, sonra diğer sorulara hemen geçelim. Şimdi bu sene Şubat ve Temmuz-Ağustos ayları tutulma mevsim dediğimiz zamana denk gelecek. Tutulmalar bizim için çok önemlidir. Astrologlar için çok önemlidir. Tabii ki sırf astrologlar için değil, hepimiz için çok önemlidir. Çünkü tutulma mevsimleri ani olayların olduğu dönemlerdir. Yani Şubat, Temmuz, Ağustos gebeler için önemli süreçler olacak. Hayatlarında ani değişiklikler olabilir. Bu ani değişikliği de dediğim gibi zaten ani bebek haberlerine ve ani doğumlara yorma ihtimalimiz var. Bir kere burada bu konuda bu döneme denk gelecek doğumlarda bir tutulma bebeği geliyor diyebiliriz. Şimdi ayrıca pardon çok özür dilerim. Ben de su içeyim. Ben evet. De rahatsızım. Ara ara böyle öksürmeler olabiliyor. Kusura bakmayın şimdi. 6 Kasım 2018 itibariyle ay düğümleri değişecek. Yani bu sene işte Uranüs burç değiştiriyor, Satürn. Yani bu çok kolay burç değiştirmeyen. Gezegenler burç değiştiriyor. Bunlardan biri de ay düğümü oluyor ve o da yengeç burcuna geçiyor. Yine yengeç dediğimiz zaman hemen aklımıza çocuklar geliyor, aile geliyor. Ay düğümü de burç değiştirdikten sonra çocuk sahibi olmayla ilgili istekler artacağı gibi beraberinde daha bizi
kolayca çocuk sahibi olmaya yönelten durumlarda söz konusu olabilir. Yani gebe kalmaya çalışanlar için de özellikle 6 Kasım sonrası çok daha uygun bir dönem olabilir. Yani telaşlanmasınlar, aman oldu olmadı diye telaşa düşmelerine gerek yok. Çünkü gökyüzünde çocuk sahibi olmayı zaten destekleyen enerjiler olmaya başlıyor. Genel olarak söyleyeceklerimden biri bu. Dediğim gibi Temmuz ve Ağustos ayı, Şubat ayı ve Temmuz ve Ağustos ayı tutulmalar söz konusu. Bu tutulmalar esnasında dikkatli olacağız. Hayatımızda kontrol etmediğimiz kadersel ama bizi destekleyen çok güzel gelişmeler de olabilir diyorum. Kabaca baktığım zaman 2018'de gördüklerimiz bunlar. Süper. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Ben Oğlak, eşim, yani ben yazdığına göre büyük ihtimalle bayandır. Anne Oğlak, eşim Başak, oğlum Terazi. Sorular bu şekilde geliyor şu anda. Güzel. Oğlak da Başak da ikisi de toprak elementi. Biraz ağır, biraz fazla sağduyulu ve temkinli elementler bunlar. Ama çocuk Terazi burcu son derece sosyal bir hava burcu. Demek ki anne ile babanın sosyalleşmesini, çevresiyle daha fazla ilişki kurmasını sağlayacak bir çocuk sahibi olmuşlar. Güzel. Bu arada şey soruları çok fazla geliyor. İşte Koç burcu annesi nasıl olur ya da işte Boğa burcu olursa, aslında bunları Berna Hanım hepsini derlemişti. Sitede var. İsterseniz bizim gebe.com'a girerseniz ve Berna Hanım yazılarına ulaşırsanız yukarıdan yazarlar sekmesinden de seçebilirsiniz. Orada bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Evet. Çünkü onlar da çok fazla geliyor. Şimdi hepsine tek tek onların da girersek ne olacak? Yayında diğerlerine giremeyeceğiz. Aynen öyle. Çok az kaldı. Evlilikte ikizler erkeği nasıldır? Bunu cevaplamış mıydın? Konuşmuştuk. Kadını da erkeği içinde iletişim kurabileceği eşlere ihtiyaçları olduğunu söylemiştik. Şu an akıyor ben. Hı-hı. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Aynı sorular çok fazla gelmiş. Zeynep Hanım sormuş şimdi bir tane. Yumurtam tembel, gebe kalır mıyım diye sormuş. Yani burçların bu konuya etkisi var mı? Yumurtam tembel, gebe kalır mıyım? Burçlar bu konuyu etkiliyor mu? Zeynep Hanım, Zeynep Avcı. Şimdi haritayla çok ilgili bir şey bu. ama biraz önce söylediğim zaten buydu. 6 Kasım'dan sonra gökyüzünde çocuk sahibi olmayı destekleyen birçok enerji bir araya geliyor. O yüzden muhtemelen doğru tedaviyle, doğru şeyle, yani sizde destekleyen enerjiler gökyüzünde mevcut olacaktır diye düşünüyorum. Biz aslında dediğim gibi biz birkaç ay önce sizinle bu canlı yayını planladığımızda anne çocuk haritasından bahsetmiştiniz. Evet. O konuya değinelim mi? Aslında birazcık ara ara girdik çıktık o konulara ama... Şöyle ki anne ile çocuk haritası zaten çok örtüşüyor. Çünkü bir çocuk sahibi olmak anne için bir daha yaşamını asla eskisi gibi olmayacak demektir. Bir çocuk için de hepimiz biliyoruz anne olmak, annesi olmak, annesi olacak kişiyle bir araya gelmek çok önemli. Dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın, çocuğunuz zaten sizin haritanız üzerinde direkt etkili olacak. Ve yine aynı şeyi söylüyorum bütün anneler için, hatta babalar için de geçerli bu. Çocuklarınız muhtemelen sizi bir konuda farkındalık yaratacak, bir şeyleri öğrenmenize yol açacak, hayata daha farklı gözlerle bakmanıza yol açacak bir şekilde geliyor. Yani bu konuda siz ay öyle olursa iyi mi olur, böyle olursa kötü mü olur diye telaşlanmayacaksınız. Bence hepsi zaten rayında ve yolunda gidecek. Tamam. Hemen ben diğer sorumuza geçiyorum. Bu arada 9 dakikamız falan kaldı. Evet. Hemen hızlı hızlı yanıtlamaya çalışacağız. Boğa burcuyum, midem çok bulanıyor. Bunun astrolojiyle alakası var mı? Şimdi astrolojiyle alakası şöyle. Sizin midenizin hassas olduğuna dair haritanızda, astrolojik haritanızda göstergeler zaten mevcuttur. Ha, bir dönemden sonra geçecek midir? Geçecektir tabii ki. Ama dediğim gibi bunun hani gökyüzünde bu böyle olduğu için sizin mideniz bulanmaz. Sizin mideniz bulandığı için gökyüzü öyledir zaten. Aynen öyle. Yani midenizin muhtemelen hassas olduğunu gösteren etkiler zaten mevcuttur sizde. Ben şunu sormak istiyorum. Aslında yayından önce ben size sordum. Bunu çok merak ediyordum ama eminim ki bence merak eden takipçilerimiz de vardır. Aslında çok uzun da bir konu bu. Onun için isterseniz kısaca bahsedebilirim. Ben yayından önce Berna Hanım'a yükselen burcumu bilmiyorum. Yani annem doğum tarihini bilmiyor. Bunu öğrenmenin başka bir yolu var mı diye sormuşum yükselen burcu. Çünkü ben bu yaşıma kadar yükselen burcumu
maalesef bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. Bunu anlamanın bir yolu var mı diye sormuşum. İsterseniz bunu genel olarak merak edenlere söyleyeyim. Çok güzel. Bir kere her şeyden önce bir, gününüz kesin olacak. Bunun hiçbir yolu yok. Yani ay ben bu ay içinde de doğduydum diye bir şansınız yok. Günümüz kesin olacak. O günü kesin olduktan sonra da 2 saatlik dilimler halindeyse eğer bilinmezlik çözüme ulaşabilir. Yani gün içinde sabah mı doğdum, akşam mı doğdum? Bunu bilmiyorsam, öğle saatlerinde mi doğdum? Bunu bilmiyorsam bir yükselen burca ulaşmak inanın çok zor. Hani ulaştım benim diyenler de çok şey. Ben mesela sabah 4'te 6 arası doğmuşum. Burada haritayı açıyoruz. Haritada bakıyoruz. Fiziksel özelliklere bakıyoruz. Ve yaşamdaki önemli olaylara bakıyoruz. Çocuk sahibi olma, evlenme, iş kurma, yeni bir işe girme gibi konularda bakıyoruz. Uyuşan şeyler varsa ki bunu da yine %100 değil emin olun. 3 aşağı 5 yukarı muhtemelen böyle bir yükselenimiz var diyebiliyoruz. Yani uzun bir değerlendirme gerekecek. O zaman sizin de elinden tamam. Uzun bir değerlendirme gerekecek. Hemen bir soru daha var. Onu da sorayım. Ondan sonra yavaş yavaş yayınımızı kapatalım. Otomatikten kesilmeden. Size de ayıp olmasın. Anne kova, baba oğlak, oğlumuz aslan ve bebeşimiz olacak. O da Başak. Nasıl bir aile oluruz? Yine renkli bir aile olacak. Herkes farklı bir şeyde olduğu için. Aslanla kova karşıt burçlardır. Onlar biraz daha birbirlerini anlayan, birazcık çatışarak anlayan, birbirlerini daha farklı yönlerini gösteren, hayatın farklı yönlerini gösteren olacaktır. Başak'la oğlak kısmı ise birbirini daha fazla destekleyen, daha sakin, ailenin sakin fertleri olacaktır muhtemelen. Dediğim gibi gerçekten otomatik kapanmasını istemiyorum. Yaklaşık 2-3 dakikamız var. Ben kapanışı yapayım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için Berna Hanım özellikle size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Hepsini cevaplamaya çalıştık. Eğer hala gelmeye devam eden sorular varsa maalesef ki yani yetiştiremedik. Belki bir canlı yayın daha yaparız. İnşallah. İnşallah. Tutulma sonrası belki tutulmaları anlatan belki bir canlı yayın yapabiliriz. Belki planlayabiliriz. O zaman yine tekrar görüşmüş oluruz. Sormak istediklerini sormuş olursunuz. 3-4 dakika var. Bu süre içerisinde de istediğiniz bir şey varsa siz de tekrar söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi Şubat ayı tutulmalar, 31 Ocak'ta ay tutulması var. Arkasından güneş tutulması var. Bu dönemde bir belki bir canlı yayın yapma fırsatımız olur. O dönemler içinde okuyucularımız hazırlanmış olursa hani daha spesifik sorular çünkü ne olacak? Her şey olacak. Yaşam böyle bir şey. İnecek, çıkacak, iyi olacak, kötü olacak. Bugün güleceğiz, yarın ağlayacağız. Böyle olacak. Başka bir şey olmayacak hayatta. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Sizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Bu arada küçük bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. YouTube hesabımız da aktifleşti. Sosyal medyadan takip ettiğiniz ya da siteden takip ettiğiniz tüm içeriklerin birer ikişer dakikalık videosunu çekiyoruz. Ben size anlatıyorum bir ikişer dakikada. Onları da isterseniz YouTube hesabımıza abone olarak izleyebilirsiniz. Abone olursanız zaten size bildirim gelecek yüklendiği anda. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.